evet sizlerle dünden beri paylaşmış olduğum craft sektöründe ve hobi alanında bir ilkten bahsediyordum. Bugün sizlerle canlı yayında bunu paylaşacağım. Masada şu anda sadece sığdırabildiğim kadarını yaymaya çalıştım. Toplamda 800 model sticky, rice paper dediğimiz kendinden yapışkanlı, tutkala gerek olmayan, kaplarken desenler kendi içlerinde raporlanabilir modelleri olan ve geniş alanlarda bile çok rahatlıkla yapıştırabileceğiniz, daha sonrasında vernikleyerek de sabitleyebileceğiniz çok güzel yılın efsane en büyük kolaylığı diyoruz. Multi Surface, Multi Decor Chalk serisinden sonra dekoratif çalışmalarda ki en büyük kolaylık diyeyim size. Bunu duvar alanlarında kullanabiliriz. Duvar alanlarında alt alta raporlayabiliriz. Fayanslarımızı kaplayabiliriz. Mobilyalarımızı geri dönüşümlü yapabiliriz. Her yüzeyde uygulayabileceğimiz sorunsuz, istedik yapıştırdık olmadı. O an bir kayma durumu söz konusu oldu. Örnek veriyorum. Hemen olduğu yerden yırtılmadan çıkartma imkanımız bile oluyor. Şimdi bugün ben sizlerle bir geri dönüşüm çalışması gerçekleştireceğim. Burada bir yemek masası. Yemek masasının bir kısmını size gösterebilmek adına tamamladım. Diğer kısmını hani sıfırdan nasıl boyuyoruz? Multi Decor Chalkit serileriyle bir katla bir üstün kapatıcılığıyla nasıl dekoratif hale getiriyoruz? Bunun bir çalışmasını gerçekleştireceğiz. Şimdi ben masama doğru ilerliyorum. Bu harika desenleri de kullanarak bakalım nasıl bir çalışma gerçekleştireceğiz. Ben de şöyle çekeyim tekrardan yakından. Evet. Masamın evet. Yarısını tamamladım. Kalan yarısını bilerek hiç dokunmadım. Çünkü kafamıza sorular vardı hep. Alt uygulamaya başlamadan önce herhangi bir ürün sürüyor muyuz? Zımpara yapıyor muyuz? Bekleme süreleri nasıl olmalı? Bugün bunu aslında canlı canlı şahit olmuş olacağız. Multi Decor Chalk serilerini kullanırken birincisi parlak yüzey astarı kullanmanıza gerek yok. İkincisi arada kullanmış olduğunuz ürünleri sabitlemek için vernik haricinde ikinci bir ürün, tekrar ediyorum, ikinci bir ürün herhangi bir grup içerisinde kullanmanıza gerek yok. Hobimizi daha masraflı ve zor hale getirmemize hiç gerek yok. Bütün tabuları yıkan bir marka olarak sizlerle geri dönüşümleri nasıl kolay yapabiliyoruz bunlarla birlikte her zamanki gibi rich kalitesi ve farkıyla canlı yayınımıza artık başlıyoruz. Şimdi biraz yakın çekim yapmanı isteyeceğim. Çünkü masamın benim bu alanında hiçbir şey yapmadım. Zımparam yok. Tamamen bu görmüş olduğunuz parlaklık mobilyanın kendi parlaklığı. Şimdi bu aşamada ilk etapta kendinden yapışkanlı pirinç dekopajlarımı kaplarken dikkat etmem gereken tek bir unsurum var. Zeminimiz açık renk olmalı. Burada beyaz, krem, kemik, antik beyaz, kardelen, yasemen, önemli olan açık tonda deseni net olarak görebilmek adına. Ben şimdi masamın kare bir masa, yanlarında 15 santimlik siyah bir alan yarattım. Siyah alanı yaratırken bir kat boyadım, zımparaladım ve mermer efekti ile desenlendirdim. Orta kısmını ise beyazla boyamaya başlayacağım. Ama ondan öncesinde sizlerle hemen bantlayacağım ve direkt kendinden yapışkanlı desenlerimle kaplamaya başlayacağım. İnanın boyama süresi kaplama süresinden daha uzun bir hale gelecek. Eskiden boyamak kolay, vernik zor diyorduk. Artık bunu da yıktık. Artık boyama işlemi daha uzun. Desenleme kısmı maksimum şu masanın desenleme kısmı 10 dakikalık bir zaman dilimini alacağını tahmin ediyorum ve ben başlıyorum. Peki ben de sorularıma başlayayım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hocam raporlanabilir derken neden bahsediyorsunuz yazılmış? Peki hemen güzel bir soru. Bakın şu bir tane desen. Desenin burada yarım kesmiş. Ben ikincisini getirdim altına. Aynı desen burada kendini tamamlıyor. Birbirini devam eden evet. Desen. Ürünün adı nedir denilmiş. Şöyle hemen göstereyim ben size. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şu an bugün ilk defa sizler görüyorsunuz. Evet. Şimdi ben burada öncesinde çizmiş olduğum alanlarımı yaratıyorum. Hocam ham ahşabı çalkıt ile boyadım. Sadece hangi vernik kullanmalıyım? Nasıl bir görüntü istediğinle alakalı. Ben bugün mesela bakın şurada çalkıtı kullandım. Çalkının kendi doğal matlığı bu. Ama mermer efekti yaptığım için buraya high gloss vernik sürdüm. Buna ben yarım alt vernik de sürebilirim. Burada tamamen aslında tercih size kalmış. Su bazlı vernik grubunuzdan kendi içinde uyumlu olduğundan dolayı su
bazlı vernik, mat, yarı mat, ultra mat, high gloss. Önemli olan aynı marka içerisinde birbirine çarpıştırmayan, birbirleriyle uyumlu olan vernik gruplarını kullanmanız. Şimdi siyah boyamı aldım. Bir kat süreceğim fırçama. Bakın yükledim. Ve gelişi güzel. Başlıyorum. Hocam kendinden yapışkanlı pirinç mi? Evet. Diyorsun? Kendinden yapışkanlı ve uyguladığımız yüzeyde çok rahat bir şekilde tutuculuğu da sağlanmış oluyor. Multi Dekor Çolka serisinin iz bırakmayan boya özelliğiyle sizlerin karşısına çıkmıştık. Şu anda bakın buralarda istersen biraz yakın gösterebilirsin. Boyamı sürüyorum, siyah boyamı sürüyorum ki siyah kalınlıkları ve ek yerlerini daha çok belli eder. Direkt masamın üzerine ince bir kat, zaten bir katla ben net sonucumu alıyorum. Açık renklerde bazen ikinci katımızı vurmak durumunda kalabiliriz. Çolka serilerinde sulandırma yapmıyoruz. Direkt boyamı tabağıma döktüm, fırçamı batırdım ve boyamaya başladım. Hocam bugünkü dönüşümünüz kıyafetinizle uyumlu yazın. Evet. Bir de denizci teması yapsaydım. Daha iyi olurdu. Evet, yorumu engelledim. Teşekkür ederim Hülya Hanım. Gene mi? Gene hocam. Yani ne gerek var böyle şeyler yapıyorsunuz? Neyse. Ya arkadaş biz burada hobi adına çok güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki de beğenip beğenmemek takdir sizindir ama sizin burada ne işiniz var? Evet, şimdi yapıştırdığım bantlarımı kaldırdım. Şu alanı siyahla boyadım. Ortada bıraktım. Bu alanı da hemen şu şekilde tabağımı. Burada da yine çolka serisinden beyaz rengimi kullanacağım. Bantlarımı yapıştırıyorum. Çünkü ben burada sert bir hat olarak çıkartacağım. Okururken de sizinle birlikte hemen kendinden yapışkanlı pirinçlerimi yapıştırmaya başlayacağım. Şu arayı bir küçük kurutmak istiyorum hızlıca. Hocam apartman merdiveni mermer için ne önerirsiniz? Kesinlikle Multi Dekor Çolka. 46 rengeden herhangi birini seçin. Boyama işleminden 2-3 gün sonra da vernik yapın. Şimdi burada ince bir kat boyadım. Bu benim için yeterli. Burada ben vernikleyeceğim alanda daha net belli zımpara yapıyorum. Masamın kendi buralardan istersen gösterebilirsin. Masamın kendi kahvemsi o doğal görüntüsünü alabilmek için birazcık zımpara yapıyorum. Hocam yapışkanlı kağıdın altını da beyaza boyamak gerekir mi? Şimdi açtım, kaçırmış olabilirim. Evet, yapışkanlı kağıdımızın altını da beyaza boyuyoruz. Beyaz, antik beyaz, açık renklerden elinizde olan ama multi özellikli bir boya grubunuz olması lazım. Multi Surface olabilir, Chocolate serisi olabilir. Multi özellikli boyalarınızda açık renklerden biriyle boyuyorsunuz. Eğer bu bir geri dönüşümse. Tabii göstereyim tekrardan. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Tabii yayınlarımızı YouTube kanalımıza atıyoruz. Aynı gün içerisinde yükleniyor. YouTube kanalımız Rich Art Craft. Boyama o kadar güveniyorum ki sizinle konuştuğum anda bir kat boyadım, hemen zımparamı yaptım. Bildiğiniz namludan almış olduğum kağıt bandını bastıra bastıra yapıştırıyorum. Şimdi ne yapacağım? Şimdi yüzeyimi çok serisinden beyaz boyamla boyayacağım. Şöyle göstereyim. Şuralara. Bu bir açılan masa. Bu
ben açılan kısmını iptal ettim. Hocam, bahçede duracak masayı boyayabilir miyim? Güneş veya yağmur etkiler mi? Bir de rölye pasta yapsam sorun olur mu? Hiçbir sorun olmaz. Rölye pastanın mukavemeti çok yüksektir. Rölye pastayı çok rahatlıkla kullanabilirsin. Eğer parlaklık seni rahatsız etmezse yat vermeyi kullanabilirsin. Yaz kış içeri dışarı almak zorunda kalmazsın. Yok ben o kadar parlak bir görüntü olmasını istemiyorum dersen yarım at vernikten 3 kat atmanı öneririm. Bakın şu anda Moti Dekor Çoklu serisinin beyaz rengiyle hani iz yaptım, fırça darbesi vesaire, bakın fırça hareketlerime hep dikkat edin. Bu sırayı bitirdikten sonra üzerinden fırçamı boydan boya geçiyorum. Şu anda aralarda darbe atıyorum, evet. Ama şu şekilde boyamı eşitliyorum. Hocam, mobilyayı beyaz renge boyamak için Rich'in hangi ürünü kullanmalıyım? Çoklu serisini tek geçerim. Şu anda biz şu an kullanıyoruz. Evet, koyu venge rengi olan cilalı bir mobilyamı tam beyazla boyuyorum. Hocam, boyamızı sulandırdık mı? Hayır. Çoklu serilerini kullanırken sulandırmadan direkt kullanıyorum. Siyah bölüm de mi beyaza boyandı denilmiş hocam. Hayır, oraları kağıt bantla kapattım ben şu anda. Evet. Siyahı boyadım, bitirdim. Şu an beyaza geçtim. Hocam, yat vernik oluyor mu? Sentetik değil mi boyalar ama su bazlı sorun olur mu? Demiş. Hayır. Şöyle, kendi içlerinde yat vernikleri ayrışır. Ben Rich olarak konuşuyorum. Sizlerle şu anda Rich yat verniğinizi dış mekanlarda, yani boyamış olduğunuz objelerinizin üzerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Benim mesela bir dekoratif at arabası var. Bahçemde duran. Ve ona direkt yat verniği sürdüm. Ne yağmurda içeri alıyorum, ne kışın korumaya altına alıyorum. Şimdi bu kururken sizlerle, çünkü buna bir kat daha atmam gerekiyor. Boyamı şurada kenara bırakıyorum ve masamın altına geçeceğim. Masamın altında sizlerle şuradan makasımı alayım, kauçuk spatulamı alayım. Kauçuk spatulam. Buradaydı. Hocam, tutkalsız dekopaj kağıdını mutfak duvarında yapabilecek miyim acaba, becerebilir miyim denilmiş. Tabii ki de becerebilirsin. Zor bir durum değil. Evet, uygulaması da kolay. Şimdi ben sizlere yere oturup ön tarafı tamamlamıştım. Elime sadece makasımı alıyorum, kağıtlarımı alıyorum. Bir de sizlere birkaç hafta öncesinde tanıtımını yapmış oldum. Kauçuk spatulamı alıyorum. Evet, ben de şöyle yakından çekeyim sizin için. Zeminimi beyaza boyadım. Burayı kapladım. Diğer yan tarafını kapladım. Şöyle masamı biraz çevireyim size doğru. Hocam, bu uygulamayı dış cephe duvarıma yapabilir miyim? Yazdığıma yağmur vesaireden etkilenir. Sonrasında eğer çok dış alanda yani vernikleyerek üzerine kapatabildiğin bir alansa problem olmaz. Ama direkt yağmurla, karla temas edeceksin, bina dış cephesini önermem. Şimdi bakın, önce bir parçasını ayırdım. Kaplamaya başlayacak olduğum yerden. Şu altını katladım. Desenimin buradan geliyorum. En altında en alta sabitliyorum. Biraz daha. Evet. Tamam. Bahsettiğim olay bu. Şimdi bakın, potluk yaptım değil mi? Ben bunu geri çekiyorum. Yırtılmadan. Şimdi kauçuk spatulamı alıyorum elime. Aynı duvar kağıt ustalarının yapmış olduğu mantıkta, bakın, sıfıra sıfır kağıdımı hem arkadan kaydırıyorum,
tutkal sürmüyorum. Tutkal sürdükten sonra elimde dolayısıyla rulolaşıyor. Her defasında yanlarına kaydırmak durumunda kalıyorum. Artık böyle dertlerim yok. Kalıcı spatula da benim için büyük kolaylık. Bir de pirinç özelliği olduğu için bunun kağıt olduğu, elimi şu şekilde sürdüğümde elime gelen bir kalınlığı da olmuyor. Yüzeye bir bütünde tam olarak yapışıyor. Daha ne olsun? Ben bunu boyayla yapacağım diye uğraşmama gerek yok. Şu anda benim seçtiğim desen çizgili bir desen. Birazdan daha dekoratif bir desen seçmiş olacağım. Şimdi geliyorum. Raporlanabilir ne demek diye bir sorumuz vardı. Bakın mesafem eşit. Kağıdımı koydum. Şu kauçuk spatulamla kesmem gereken alanı belirledim. Şimdi makasla, bakın burada zaten arkadan belli oluyor nereden kesmem gerektiği. Şu an kaplayabileceğim en zor kısımla başladım üst taraf kururken. Hocam bu büyük kolaylık denilmiş. Aynen öyle. Evet, Magic Decoupage tutkalı ilk göz ağrımız ama gündeme de ayak uydurmak lazım yani. Kesinlikle. Şu hocam, tepedekini de çıkartacağım. Maşallah size fark yaratmalara doyamıyorsunuz. Bence 2020 rich yılı oldu denilmiş. Evet. Kesinlikle öyle. Açık ara farklı önde izliyoruz. Bazen sabote edilsek de yani gerek yok bence de böyle şeylere. Her zaman taklitlerde aslını yaratır. Evet. Evet. Bakın yine bir parçasını açtım. Burası yapışkanlı. Geldim yapıştıracak olduğum yüzeye. Oturtturdum. Acaba doğru mu oturtturdum? Şimdi burada karşılığına bakacağım. Bununla tabanı. Ben bir de duvar mı kaplasam acaba? Hocam çok iyi olur. Hocam üst kısmından başlarsak daha mı kolay olur denilmiş. Biz kamerada şu an alttan daha kolay göstereceğiz diye. Dediğiniz doğru. Üstten başlamak daha kolay. Şu an hani ben sizlere bu şekilde daha kolay gösterebilirim diyerek şu an fazlasını alıyorum alttan. Buradan kaplayacak olduğum alanı tespit ediyorum. Burada boşluğum kaldı. Onu şöyle kaydırıyorum. Üstten yerini çıkartıyorum. Bundan 3 yıl önce en son bu odada şu karşıdaki duvarı duvar kağıdıyla kaplamıştım. Bir taraf 2.85, bir taraf 2.86,5. Şu desenleri dümdüz ineceğim diye. Yani o gün bir daha artık uzunca bir süre bir daha elime duvar kağıdı almam demiştim. Ama şunlarda kontrol tamamen bizde. Dolayısıyla sorun olmadığı için de hakimiyet sağlayabildiğim büyüklüklerde de olduğundan dolayı iddialı olduğum kadar da var. Craft sektöründe şu an hobi alanında dünyadaki tüm markalar dahilinde ilk ürün. Tam çizgilerimi yerine getiriyorum. Koydum. Yapıştırdım. Hocam üzerine tutkal sürmemize gerek var mı? Hayır. Vernik sürmemize gerek var evet. mı? Ben şimdi zaten vernikle yapacağım. Vernikle bunu sabitleyeceğim. Buradaki işlem bitsin. Kağıdımız var burada gerçi. Gösteriyorum. Yeni ürünümüz. Evet. Şimdi ben hemen şurayı da
Bu arada evdeki kağıtlarda ziyan olmuyor. Desen tekrarı yapma kısmını istediğim alanlarda tekrar tekrar defa defa kullanabiliyorum. Elimdekilerin boyları yetmedi sadece. Şimdi yukarıda çok keyifli bir desen yapacağız sizlerle. Burada mesela bakın bir kırık alan var. Bu kırık alana hiçbir şey yapmadım. Direkt kapatacağım. Mesafesini ayarladım. Şurayı yamulttum. Evet. Evet, desenimiz çok hoş. Günün trendi. 800 modeli var. Dersime çok sağlam çalıştım. Çok güzel modellerimiz var. İstersen bir yandan masamızı bir göstereyim. Sadece hani ben sizlere yayına yetiştirebilmek adına 25 tanesini çıkartabildim. Hemen aşağıdan hızlıca. Bu arada bunların üretimini de tamamen biz kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Birazdan da buradaki çalışmalar devam edecek. Beyazımız kurumuş mu? Bakalım. Sanırım az kalmış hocam, kurumak üzere. Hocam, pirinç dekopaj kağıtlarından daha mı kalın bunlar? Yapıları farklı mıdır diye sorulmuş. Hayır, pirinç şu an elimdeki kullanmış olduğum zaten pirinç kağıtlar gibi ince, iz bırakmayan, kalınlık yapmayan modeller. Bir tanesini mesela açayım. Nasıl bir ince yapıya sahip olduğunu şuradan. Ben tabii açtım ve direkt yapıştırdım. Şuradan açayım size. Bakın. Çok güzel. Ne kadar ince olduğunu görebilirsiniz. Evet, masanın alt bacağını bu şekilde katlıyorum. Şimdi gelelim üstüne. Evet, ben size şöyle masayı bir bütüne göstereyim. Evet, kendinden yapışkan dekopaj kağıtları çok güzel. Olur. Kaplanmış, bitmiş hali. Bu arada bu artık kurumuş. Duvara uygulanır mı hocam? Evet, uygulanır. Uygulayabilirsiniz. Boyam kurumuş. Şu an ikinci katımı atıyorum. İki katta kapanan bir beyaz boyayı gösteriyorum size şu anda. İlk halini biliyorsunuz. Şöyle göstereyim ben sizin için. İki katta boya kapatır mı? Evet, kapatır. Baştan başa. Bu arada high gloss vernik kullandım. Masada görmüş olduğunuz o parlaklık da tamamen high gloss verniğim parlaklığıdır. Bir kat attım. Ben şimdi ona tamamen kuruduktan sonra bir kat daha uygulayacağım. Hocam, Rit Çekmeköy hoş, kolay gelsin demiş. Teşekkür ederim, sağ olsun. Atölye İsmail kolay gelsin demiş. Teşekkür Arzum ederiz. Arzum, hoş geldin. Çekmeköy'de bu arada Esra bir haftadır bir banyo revizesi yapmaya çalışıyor. Ama %100'lü kuyruğuna geldi. Yayından önce kendisiyle görüşmüştüm. Mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Arzum, başlangıç benden. Artık projede ilerletmek senden diyorum. Bugün gönderiyorum sana. Artık nerelere kaplar? Nasıl bir tasarım yapar? Bakalım. Ama güzel bir şey olacağı kesin. Evet, beyaz boyadım kapatmadı diyenler. Buradaysa gelin. Boya burada, fırça da burada, masa da burada. Şu an ikinci katında ben işime yarayacak kadar olan netliğini sağladım. Alt bazım tamam. Şimdi hızlıca kurutacağım ve artık
süslemeye geçeceğim. Hocam, normal dekopaj kağıdı gibi yapısı anladığım kadarıyla farklı. Arası kendinden yapışkan. Arasındaki fark sadece kendinden yapışkanlığı olması. Bunun üzerine stencil eskitmeler uygulanabilir mi? Tabii ki de uygulanır. Ben de zaten buna benzer bir çalışma gerçekleştiriyorum. Birincisi, dekopaj kağıdından farklı. Dekopaj kağıtlarının yapıştırıldığı yüzeyde elimize sürdüğümüzde bir kağıt kalınlığı verir. Bunu transferler gibi düşünün. Transfer yaptığınız yüzeyde elinize kalınlık gelir mi? Asla gelmez. Kendi yapısı da tamamen yapıştığı yüzey üzerinde tamamen kaplandığı için ve incecik bir yapısı olduğundan dolayı elinize rahatsız edici bir kalınlık vermeyecektir. Doğal lifli yapısı sayesinde de çok doğal bir görüntü elde etmenizi sağlayacak. Ve tutkana da gerek kalmadı artık. İlk göz ağrım magic dekopajı. Bir vernik, bir beyaz boya, bir de sticky kendinden yapışkanlı pirinçleriniz sizin tasarımlarınız için yeterli. Şimdi bu bir geri dönüşüme ben devam etmiş olsaydım, bunu bu katta sadece fönle kurutup işleme devam etmezdim. Ama ben şimdi yüzeyimi desenlerimle renklendireceğim için şu an hızlıca kurutuyorum. Bu arada masanın kenarlarına da pastel kırmızı rengiyle renklendirdim. Alt bazasında da kullanmış olduğum yaz yeşili. Masamın üst tarafta kullanmış olduğum rengim pastel kırmızım. Retro kırmızı. Retro kırmızım. Artık ben de karıştırdım. Doğru. Ana rengim siyahtı. Zımpara yaptım. Şu anda da beyaza boyadım. Ben 4 renk tercih ettim. Burada renk sayısı tamamen tercihinize ve tasarımınıza kalmıştı. Sadece bir beyaz boya, kendinden yapışkan da pirinç deseniniz ve bir vernik size yeterli gelir. Valla şu an burayı ben de çok merak ediyorum sizler gibi. Evet, şimdi burada şimdi boyadım, bantladım, boyam kalkmadan boyanın gücüne o kadar eminim ki çok rahat bir şekilde bantlarımı kaldırıyorum. Hocam, deri sandalyeye uygulanır mı? Deri sandalyeyi esneterek yapılması gerekiyor. Çünkü üzerine oturulduğu takdirde o esneme yapısını gererek yapıştırırsınız olur. Ama bu aşamada üzerine deri verniği sürmeniz gerekir. Şimdi satışımız ne zaman başlayacak diye soruyorum. Pazartesi günü itibariyle bayilerimizden tedarik edebilirsiniz. Ben burada öncesinde paftalarımı kestim, hazırladım. Şu şekilde numaralandırdım ki arkadan. Hocam, MDF boya tutar mı? Zemin çok kaygan. Cevaplar mısınız lütfen? MDF boya tutar. En rahat boyanan yüzeydir hem de. Yüzeyin parlak olması size sıkıntı yaratmaz. İçiniz rahat olsun. Bizim şimdiki zeminimiz de çok parlaktı. Aynen öyle. Videonun başında izlediğiniz zaman şimdi görebilirsiniz. 3 numara. Ben bunları yayın öncesi kesmekle uğraşmamak için hazırladım. Arkadan da numaralandırdım. Şu an yerlerine yerleştiriyorum. 4 numara. 5. Ve 6. Bu da şöyle. Evet. Şimdi birincisiyle başlıyoruz. Hadi bakalım. Burası kuru değil mi? Evet. Parlak olunca bir an sen de şaşırdım. Şimdi arkasındaki yapışkanlılığımı, kauçuk spatulamı elime alayım. Hocam, Ankara'dan Aslı Hanım da kolay gelsin demiş size. Teşekkür ederim, sağ olsun. Geldim. Şurada az bir şey daha. Bakın, yapıştırdığım yeri tekrardan kaldırdım. Çünkü tam birebir yerini bulmam gerekiyor. Evet, yayınımızı kaydedeceğiz. Evet, bir numarayı yapıştırdım. Sıra geldi 2 numaraya. Diyorum ya, desenlemek boyamaktan
daha çabuk olacak bir hale oldu artık. Hocam, akrilik boya ile üfleme işinde medyum kullandığım halde çatlama oluyor. Sebebi ne olabilir? Üfleme işleminde derken burada birkaç metot vardır ama şöyle daha net cevap verebilmem için çatlayan yerlerin ve kullandığım malzemelerin bana fotoğraflarını DM'den gönderirsen onun üzerinden daha rahat bir şekilde konuşabiliriz. Bak, yapıştırdığım yerleri tam denk getirebilmek için tekrardan kaldırıyorum. Çünkü burada köşe dönüyorum. Üzerine dekopaj tutkanına gerek yok mudur demiş. Hayır. Dekopaj tutkalı kullanmıyorum. Tamamen şu an kendinden yapışkanlığı özelliğiyle üzerine sadece yapacak olduğum şey vernik atmak olacak. Evet, şimdi tekrarına devam ediyorum. Bazı yerlerde kaydırmış olabilirim kesme işlemi. Çünkü yapıştırmadan ben bunu raporlamaya çalıştım. Bakalım tam olarak oturacak mı? Hocam, kesmiş olduğunuz ölçüler kaçar santimlik? Şu an elimdeki 9 santim. Şu siyah alan 15 santim. Başka? Şurası var birazdan hazırlayacak olduğu. Orası da 5 santim. Sonrası da tamamen kendi desenimi kullanıyorum. Hocam, cam yüzeyleri olur mu? Olur. Bunun olmayacağı yer sanırım yok. Bakalım doğru raporlamış mıyım? Evet. Becerebilmişim. Hani verniklenme aşamasını da sizlerle paylaşmak. Tırnaklarımı da dibinden kesmişim. Büyük kolaylık değil mi? Şimdi ya, size soruyorum. İşi hiç bilmeyen olarak biri bile olsa yapar bence. Hocam, kale budurları uygulanır mı? Evet. O zaman orada üzerine taş verni kullanacaksınız. Kullanmış olduğunuz yüzeye uygun vernik seçmeniz gerekiyor. Ben şu an masada yapıyorum. O yüzden ben parlak bir görüntü istiyorum. High gloss vernik kullandım. Cam üzerinde yine high gloss vernik benim için yeterli olur ama fayans olursa bu sefer taş verniğe geçmem gerekir. Hocam, bunca yıldır kağıt ve pirinç dekopajlarla epeyce deneyim kazandık. Bu uygulama epey rahatlatacak bizi. İyi ki Witch var demiş. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ürünümüzü gösteriyorum tekrardan. 800 ayrı modeliyle pazartesi günü itibarıyla bayilerinizden tedarik edebilirsiniz. Evet, Yoncimik Sanat Merkezi'ne kolay gelsin. Evet, bakın demiş. Burada en sonuncuyu kaydırmışım. Bir tane daha keseceğim. Bunu küçük kesmişim. Şimdi makasım neredeydi? Şuradan keselim. Hocam, bugün bütün bildiklerimizi sil baştan değiştirdiniz dedim. Zorlaştırmamıza hiç gerek yok. Gereksiz masraf yapmamıza da gerek yok. Zaten o kadar masraf yapıyorsak gider o mobilyayı dışarıdan da alırız. Bizim için önemli olan uygun bütçeyle biz neyi nasıl dönüştürebiliriz? Kendi zevkimize uygun olarak işlemlerimizi nasıl tamamlayabiliriz? Bunun çözümüne bakmamız gerekir. Hocam, tele transferlerden farkları nedir? Tele transferler yapısı çok farklıdır. Bir defa bakın, renklerde hiç kaybolma durumu var mı? Yok. Yapışkanlılık mantıkları da çok farklıdır. Bunu hani sözle ne kadar ifade edebilirim size bilmiyorum ama elinize aldığınız zaman o farkı çok daha net bir şekilde hissedeceksiniz. En sonuncu parçamı küçük kesmişim. Şu an onun şeyini büyüttüm.
santimini. Getiriyorum hemen siyah kontür alanımın dibinden. Hop. Ek yeri belli mi? Burada var mesela. Kağıdın yapısı sayesinde ek yeri de belli olmadan rahatlıkla kaplamamı gerçekleştirdim. Şöyle bir bütün de göstereyim ben size. Evet. Şimdi yapacak olduğum işlemi ise bu sefer orta alan için hazırladığım daha büyük parçalara geldi. Bunları yayın öncesinde dediğim gibi hazırladığım için bunu geleceğim. Buraya yapıştıracağım. Sonrasında rapor desen demiştim. Bakın buradaki yaprak kesildi şu anda. Benim bu masayı bütünlemem gerekiyor. Hop geldim. Tam yerine koydum. Ne oldu? Yaprağım tamamlandı. Hadi başlayalım. En başından normalde ben bunu elimle yapmış olsaydım önce zemini net bir şekilde beyaza boyayacaktım. Kağıt bant atacaktım. Siyahlarımı çekecektim. Sonra zımpara yapacaktım. O siyahlı eskitmeli görüntüyü elde edebilmek için. Sonra stencil şablonlarımı elime alacaktım. Yaprak motiflerimi. Önce orta ton, sonra koyu ton, sonra açık ton. En az 3 renk yeşil tonu kullanacağım. Ne oldu? Benim bunu bir günden fazlasıyla ama şu anda 10 dakikada masamı dekoratif bir hale getirebiliyorum. Şimdi şuradan göz kararı elimle koydum. Şöyle tam net çekebiliyorum sanırım. Burada önemli olan desenim karşılıyor mu? Sanırım karşıladı. Çünkü ne kadarlık da olsa 1-2 milim de olsa. Hocam ölçüleri nelerdir kağıtlarımızın? 33'e 48 kauçuk spatula. Ben niye bunu hep buraya koyuyorum? Şöyle çekeyim. Evet, şunu şuradan alayım. Cam yüzeyleri de uygulanabilir değil mi hocam? Az önce de sorulmuştu. Evet. İstediğiniz, hayalini kurduğunuz her yüzeyde gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Hocam DM'lere ne zaman dönüş yapabilirsiniz? Bugün soru sorulsa diye sorulmuş. Akşam saat 9.30-10.30 gibi ortalama DM'lere başlıyorum. Artık 1-2-3... Ama cevaplıyorum. Hocam bunlar plastik masaya olur mu ve üzerine vernik atılır mı? Plastik masaya da olur. Sadece çamkıt serisiyle beyaza boyaman yeterli. Daha sonrasında yapıştırıyorsun. Mutlaka vernik at. Çünkü o masa belki dışarıda kalacak, yağmur olacak, güneş de etken olacak. Mutlaka bir katta olsa verniklemeni tavsiye ederim. Hocam kesinlikle duvar kaplamalıyız. Yalnız duvara kaplandığı zaman nasıl koruma altına almalıyız? Çünkü silmek gerekir denilmiş. Şöyle, burada biraz opsiyonludur. Çünkü zaman içerisinde zaten kemikleşeceği için duvar kağıdınızı sildiğinizde bize herhangi bir işlem yapılıyor mu üzerine? Yapılmıyor. Bunu da aynı mantık düşünebilirsiniz. Hocam çok güzel sorular geliyor. Duşakabinin dış yüzeyi de kaplanalım mı? Ay çok güzel olur. Hem de bunlar transparan durur. Yapsanıza. Yani fabrikada duşakabin olmadığı için ben size yapamıyorum ama bir duvar bulup kaplarım. Hatta belki de banyolardan birini revize ederim. Ben bunu buradan çıkardım ama doğru alanda mıyım? Bir dakika. Evet. Evet. Bir an korktum. Hani sizle konuşurken doğru yerimi ayırdım diye. Kaydırdım. Kaydırdığım için kaldırıyorum. Hocam yapışkanlıkları zamanla yok olunur olur mu? Hayır. Bu zaten şu an yüzeye yapışıyor. Ben bir de bunu vernikle kapatıyorum. Özellikle sıcak havalarda denilmiş. Vernikle de kapatıyorum. Artık bunu buradan çıkartabilmem
Mümkün değil. Hocam duşakabin yaparsak yine taş vernik mi yapmalıyız? Duşakabini dıştan yapıyorsanız zaten bir bütünde kaplıyorsunuz. Size herhangi bir etken yaratmaz. Ama içten yapmayınızı önermem. Öncelikle. Vernik mutlaka. Evet, bakın şimdi ortada tropik temalı bir alan yarattım. Şimdi işin çok keyifli bir yerine geldik. Hangi kısmı? Elimdeki fazla kağıtlarımı alıyorum. Önce gelmesini istemediğim alanları şuradan başlıyorum kapatmaya. Yani. Çok oldu. Şöyle yapalım. Bu da çok oldu. Şurayı kapatmak istiyorum. Evet, şimdi siyah alanlara çalışmak istediğim için önce bu kadarlık alanla başlayayım. Birazdan kağıtlarının yerlerini değiştireceğim. Ondan sonra da tekrardan bantlayacağım. Şu anda ilk başta kullanacak olduğum beyaz rengim. Merven efektim. Önce hafif çalkalama işlemi yapıyorum. Sonra elimi hiç durdurmadan başlıyorum atmalara. Farkındaysanız içeriden dışarıya doğru yönlendiriyorum. Burası tamam. Şimdi hop bunu şuraya kaydıracağım. Hocam fayans üzerine olur mu? Boyatacaktım ama bunları gördüm bayıldım denilmiş. Olur. Ben de yapacağım. Bu arada Hyglos verniğin etkisini şu an hissediyorsunuzdur. Parlak alan ve mat alan. Çalkıtın doğallığı. Evet. Mermer efekti de ciddi hayat kurtarıyor. Bu kısmını da tamamladım. Şimdi tam tersi işlemimi yapacağım. Şu beyaza boyadığım alan vardı ya. Şimdi bunu kapatıyorum. Hocam dış kapıya olur mu? Vallahi çok güzel fikirleriniz geliyor. Vallahi her yere olur. Masa mı o deniyormuş hocam? Evet. Nasıl? Bu bir masa. Evet, bu bir yemek masası. Yemek masasının geldiği son nokta. Şu an kağıtlarımla gelmesini istemediğim yerleri kapatıyorum. Şimdi siyahını uygulayacağım çünkü. Göstereyim ben sizlere. Mermer efektimin siyah uygulayacağım. Evet, bu arkadaşlar da şurada dursunlar. Şimdi kağıtlarımı başlıyorum toplamaya. Hocam eski dekopaj kağıtları müsvedde olmuş. Evet. Balkondaki plastik masaya olur mu hocam? Olur. Çok da güzel olur. Şimdi çok hafif bir mermerime fön tutmak istiyorum. Çünkü tekrardan bant yapacağım. Sanırım tren var. Acayip form kazanmış durumdayım. Evet. Yaprakların tekrarının güzelliğine bakar mısınız? Şöyle çekeyim kenara. Vernikli hali, verniksiz hali.
bu kesinlikle high gloss vernikle verniklemem gerekiyor. Şimdi zaten onu da vernikleyeceğim. Bant atacağım için şunları hemen bir hızlıca kurutabiliyor olmam lazım. Korkuyorum da dokunmaya. Fena değiller. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyerekten hani bu kadar yaş bir boyanın üzerine. Hadi bakalım. Hocam verniklerin ömrü var mı? Şöyle bu aldığınız boyanın da verniğin de ömrü aslında sizinle biraz alakalı. Diyeceksiniz ki nasıl? Aldığınız ürünün ağzını tam kapalı kullanırsanız o verniği de boyayı da yıllarca kullanabilirsiniz. Önemli olan ağzını tam olarak hava temasını kesmiş olmanız gerekir. Ben bir pasta rölefi açıp kullanıp 5 yıl sonra tekrar kullandığımı da biliyorum. Hocam çok gaza geldim ben de mutfak masama yapacağım ürün satışa çıkınca hemen. Demek ki pazartesi günü başlayabiliyorsun. Bakın şu an kendinden yapışkanlı pirinç kağıdımın üzerine kağıt bantla kapladım. Ve yırtmadan şimdi sizlerle yapıştırdığım bantım bile. Evet renginde güzelliği gerçekten. Retro kırmızı. Ürünleri kullanılan ürünleri canlı yayınımızdan sonraki postun en son görselinde paylaşıyoruz. Oradan kodları, renkleri bulabilirsiniz. Yayın malzemesi listesi adı altında. Bunları hepsini tek tek paylaşımı yapıyorum. Ama hepsi çolgıt. Siyahın üzerini kapatan, tek katta kapatan bir boyadan bahsediyoruz. Düşün. Artık. O yüzden ne diyoruz? Yanlış ürün, yanlış markalarla hiç vakit kaybetmeyin. Doğru ürün ile objelerinizi rahatlıkla renklendirebilirsiniz. Biliyorsak değmesi gerekir. Ucuz olmak zorunda değil ama kaliteli olması gerekir. Kesinlikle katılıyorum. Ürünlerin görselle satışa çıktığında tüm internet sitelerinde görebilirsiniz. Hocam kumaş koltuk üzerine yapılabilir mi? Yok, kumaş koltuk üzerine yapmayın. Ben kumaşların boyanmasını bile önermiyorum. Çünkü ne kadar da olsa bir sert bir yapı ister istemez oluşmasına sebep oluyor. Efsane oldu. Hocam buradaki yaprak desenler normal dekopaj kağıdı mıdır diye sormuş. İyi, yeni kağıtlarımız istersen bir yakından tekrar göstereyim. Tabii göster. Tekrardan göstereyim. Ekran görüntüsü almak isterseniz. Hobi sektörünün bir ilki. Dünyada bir ilki. Kendinden yapışkanlı, iz bırakmayan pirinç kağıtları. Hocam masanın sanki kendiliğinden örtüsü varmış gibi oldu yazılmış. Evet örtü gibi duruyor ve vernikleyince de gerçekten çok canlı duruyor. Keşke size şu an gerçek gözle gösterebilsem ama telefondan da detaylı bir şekilde çekmeye çalışıyorum. Hocam bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yonca Hanım'ın videolarını izleye izleye deri koltuklarımı ve sandalyelerimi boyadım. Harika oldular. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen selamlarımı iletir misiniz? Demiş. İyi günlerde kullanın. Boyanmayacak diye bir kural yoktur. Doğru boyama sistemi vardır. Ve siz bu sistemle boyamışsınız ki şu an gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz.
Evet, yayınımızı kaydedeceğiz. Oradan izleyebilirsiniz. Aynı gün YouTube kanalımıza da yükleniyor. Instagram ana sayfamızda da sürekli canlı yayınlarımızın tekrarlarını izleyebilirsiniz. Şimdi evet, duvara da uygulayabilirsiniz. Şu an bantı. En ufak darbede kalkan boyayla hiç vakit kaybetmeyin. Bakın, canlı yayında size incecik bir pirinç kağıdı yapıştırdım. Zımpara yaptım boyayı. Şu an kağıt bantla kapatıyorum. Siyahımı bir kat, beyazımı iki katla bitirdim. Ben boyama güveniyorum. Hocam, bu kağıtlara wax ile eskitme yapılır mı? Üzerine vernik sürüp daha sonrasında wax ile eskitme işlemlerini yapabilirsiniz. Ama mutlaka önce verniklememiz gerekir. Şimdi şu araları kapatacağım. Hocam, birçok kişinin size teşekkür borcu var. Öğrendiğimiz her şey sizin sayenizde. Lütfen iletir misiniz demişler. Ben de teşekkür ederim. Doğru bir şekilde bir şeyleri ifade edebiliyorsam, bu iş gerçekten sevilerek yapılacak olan bir iştir. Sizlere de faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana. İşi en pratiğinden, hobimizi zorlaştırmadan, en ekonomik haliyle sizlere aktarmaya çalışıyorum. Hocam, bantlarla taş mı olmuyor mu? Nasıl yapıştırıyorsunuz demiş. Paspaya koyuyorum. Şöyle göstereyim tekrardan. Şimdi şu anda taşarmış mesela. Koydum. Bantlayacak olduğum yüzeyi. Ki boyam da çok da kemikleşmedi aslında. Ve diğer tarafta pirinç. Zar gibi bir yapısı var. Ve iyice bastırıyorum. Biz de hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için çok sağ olun. Ne kağıdı yırttım, ne de zeminde kahverengiye ulaştım. İyice bastırdığım için de net bir şekilde tamamladım. Sanırım sonuncu bantımdayım. Ondan sonrasında size hemen vernik aşamasını göstereceğim. Tamamen göz kararı çizgiler oluşturuyorum. Evet. Evet, şöyle tekrardan bir bütünle göstereyim. Şöyle kısaca bir bakayım. Sanırım bunu da tamamladım. Şimdi boyalarımı kaldırıyorum. Aslında şuraya bırakayım kullandıklarımız diye. Çünkü şimdi sizlerle vernikleme aşamasına geçmek istiyorum hızlıca. Evet, bir saatte bir masa nasıl yenilir adlı çalışmamız. Verniğimi kullanmadan önce çalkalıyorum. Fırçam temiz, yeni yıkam. Yani tabii şöyle olup da temiz demek biraz zor ama işte bakın, ben bu fırçalarla hem boya yapıyorum hem vernik atıyorum. İyice yıkandı. Verniğimi çalkaladım. Verniğimi döküyorum. Boyada cimri davranma hakkım vardır. Ama vernikte cimri davranma hakkım yoktur. Verniğin her zaman söylediğim bir durum var. Biliyorsunuz. Önce fırçamın her iki yüzüne yüklüyorum. Zemin boyarken fırçamı böyle böyle yapıyordum. Ama vernik yaparken fırçamı vernikleyeceğim alana paralel tutuyorum. Verniklediğim yüzey ve verniklemediğim yüzey net bir şekilde ayrım ortaya çıkıyor. Ortalama 10-15 santimde bir tekrardan fırçama vernik alıyorum.
İlla tek bir yön takip etmek zorunda mıyım? Hayır, değilim. Bir şeyi boyar gibi değil, tamamen kaplarcasına hareket ediyorum. Şu an bunu size en kolay siyah kısmında gösterebildiğim için şu an siyah alanla başladım. Şimdi hemen kendinden yapışkanlı kağıtlarıma da verniğimi süreceğim. Ortalama 10 ila 15 santimde bir tekrardan fırçamı vernik alıyorum. Boyar gibi değil, kaplar gibi. Dolayısıyla benim yapmış olduğum vernik işlemlerimde hiçbir zaman fırça izi kalmıyor. Ve verniği asla fönle kurutmam. Evet, şimdi yapraklarıma göstereceğim. Orta alanda kendinden yapışkanlı kağıt yap. Pirinç kağıdımın üzerine şöyle elimdeki peçeteyi bırakayım. Her defasında ortalama dediğim gibi 15-20 santimde bir her defasında fırçamın iki tarafına bolca yüklüyorum. Hocam. Aslında vernik var fırçada ama ben tekrar tekrar yüklüyorum efendim. Hiç iz olmuyor. Biz yaptığımızda neden iz oluyor diye. Çünkü vernikte cimri davranıyorsunuz. Böyle yapar gibi böyle şu şekilde hareketlerde bulunuyorsunuz. Bu olmaz. Bakın şuraya bir yakın çeker misin? Buradaki fırça izini görüyor musunuz? Görünüyor mu kameradan? Görünmüyor mu? Bilmiyorum. Görebiliyor musun? Ama ben görüyorum. Uzun değil. Fırçamı her iki tarafından fazlasıyla alıyorum. Yüzeyi adeta bırakıyorum. Her defasında bakın ne kadar çok vernik aldım. Ve bu kadar kısa bir alanda her defa tekrardan vernik yüklüyorum fırçama. Hocam verniğimizi gösterebilir miyiz? Kullandığımız verniği. Verniğimizi ne yaptık? Burada. Evet. Farkındaysanız hiç ben tek yönde kullanacağım diye uğraşmıyorum. Bu arada tabakta verniğim bitti. O kadar vernik döktüm. Şu kadarcık yerde verniğimi bitirdim. Hocam, yapışkanlı kağıdımızı yapıştırdık. Evet. Verniklememiz için herhangi bir süremiz var mı? Hayır. Yani boyamada gibi birer aynen, gün arayla. Benimki gibi hemen peşine vernikleyebilirsiniz. Bakın ortalama 10-15 santimde bir her defasında mutlaka fırçanıza vernik yüklüyorsunuz. Fırçamda verniğim şu anda var. Ama iz bırakmamak adına, bakın illa bir yön takip edin demiyorum. En büyük püf noktası 10-15 santimde bir her defasında fırçama vernik yüklüyorum. Burayı böyle yaptım, burayı böyle yaptım. Burada bakın böyle farklı açılarda yaptım. Şimdi bu aşamada varsayalım gözünden kaçan bir yer var, vernik değmedi. Asla şu an o noktaya dokunmuyorum. Bu vernik yaklaşık 1 saat içerisinde tamamen kemikleşecek. Kemikleştikten sonra ben tekrar oraya müdahale edebilirim. Ama bir yere az geldi veya hiç gelmedi. Şu anda eğer ben ona müdahale etmeye kalkarsam oradan kalan verniği de sıyırıp toplamış olacağım. Karşıdan bakıldığında kuruduğunda bir yer sanki çok parlak, bir yerde az gibi görünecek. Evet. Bugün sizlerle güzel bir ürünle, umarım beğenmişsinizdir, keyifli bir çalışma gerçekleştirdik. Kendinden yapışkanlı pirinç kağıtlarımızla duvarlarınızı, fayanslarınızı, dolaplarınızı, geri dönüşüm adına plastik, masa, sandalye, galvaniz, her yüzeyle rahatlıkla kaplayabileceğiniz 800 ayrı deseniyle pazartesi günü itibariyle bayilerimizde olacak. Bugünlük bu kadar. Haftaya bakalım ne yapacağız. Tabii ki de kendinden yapışkanlı pirinçlerimizle. Hoşçakalın.